CHP'yle CHP sapı ve demiridir. İkisini birden betona gömeceğiz. Bütün ülkeyi naylonistan yaptılar, bütün ülkeyi betonistan yaptılar. Gündem müzakereye hoş geldiniz. Haftanın ilk programında Halkların Demokratik Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Sırrı Süreyya Önder'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malum memleketin gündemi sıcak ama bu arada sizin de gözleriniz böyle mamur mamur bakıyor. Hastasınız herhalde. Geçmiş olsun. Onunla başlayalım. Ve tabii sıcakla başlayalım. İstanbul'da bugün Taksim'e yakın Kazancı Yokuşu'nda bir patlama oldu. Patlamayla ilgili size ulaşan, bizlere ulaşan bilgiler bir doğalgaz sıkışması gibi. Şu ana kadar teyit olan tek bilgi bu. 4 tane yaralı var. Birinin durumu da ağırmış. Size ulaşan başka bir bilgi var mı? Yarım saat sonra o bölgeden geçtim. Bize verilen bilgi de bu şekilde. Yaralananlara ve evleri, iş yerleri, hasar görenlere geçmiş olsun diyorum. Seyircilerden de özür diliyorum. Ses gitti, mecal gitti. Yorgunluk. Evet, bu İstanbul'un kozmopolit havası bizi perişan etti. Yoğun program. Sizin programınız böyle ama İstanbul'la ve yerel seçimlerle sınırlı değil. Onları da konuşacağız tabii ki. Bundan sonraki bir diğer sıcak gelişme de aslında epeydir bizim de sizi konuk almayı beklediğimiz ve bu konuda da bilgilendirmenizi beklediğimiz bir başka konu da sizin son Erbil ziyaretiniz. Aslında Leyla Zana ile birlikte yaptığınız İmralı ziyareti, orada Öcalan'la yaptığınız görüşme, o görüşmeden sonra gündeme gelen Mesut Barzani'ye yazılan mektup ve mektup sonrasında da sizin ziyaretiniz ve orada bir takım görüşmeleriniz. Ne oldu? Özellikle bu konuşu sebeple çok önemli ulusal kongre çalışmaları nedeniyle önemli. Bir de malum bir takım gerilimler vardı. Özellikle de KDP ile ilgili bir takım gerilimler ve bu konuda da Rojava'nın durumu çıkıyor ön plana. Son olarak ne oldu? Ne konuşuldu? Ne götürdünüz? Neler yaptınız orada? Şimdi öncelikle şunu hatırlamakta ve belki de hiç hatırdan çıkarmamakta büyük fayda var. Kürtler kendi ulusal birliklerine dönük bugüne kadar pek fazla bir şey yapamamışlar. Birbirlerini tanımıyorlar. Birbirleriyle iletişim olanakları çok sınırlı kalmış. Kültürel etkileşim, o ulus olmakla kaynaklanan genel kültürel özelliklerin dışında, diyelim ki dilin falan dışında fazlaca bir araya gelinmemiş. Bu dört parçaya bölünmüş olmanın verdiği birçok handikapı bağrında taşıyor. Siyasal olarak çok farklı siyasal yapıların belirleyiciliğinde gelişen farklı bölgeler söz konusu. Aslında Sayın Öcalan'ın bu ulusal kongreye dönük ısrarı biraz da bu fotoğrafı iyi gördüğünden dolayı. O yüzden bunun ilk dile getirildiği zamandan sonra oluşturulan hazırlık komisyonu ve bu ya da bir anlamda çağrı komisyonu diyelim. Onun önündeki gündem ve kongrede ele alınacak meseleler buradan tutun da temsiliyetler meselesine, eş başkanlık meselesine, dört parçanın değerlendirilmesi Rojava başta olmak üzere bu meseleye, çözüm sürecine varana değin birçok boşluk var, başlık var. Şimdi normal bir ülkenin gündemi olsa bunları birkaç yılda tüketebilir ancak. Düşünün ki böyle bir dağınık yapıda bu konularda mesafe almak kolay değil. Büyük bir özveri gerektiriyor. Bir özgüvenle bu sürece yaklaşımı gerektiriyor herkes açısından. Bu da iki. Öcalan'ın tarzı bu tür tıkanıklıklarda
meseleye takılıp kalmamak şeklinde daima yeni bir pencere açma ve yeni önermelerde bulunabilme kapasitesi onun en çok öne çıkan özelliği. Sırrı Bey, bu anlamda Öcalan'dan Barzani'ye nasıl bir mesajla gittiniz? Mektubun içeriğine dair neler söyleyebilir, neler paylaşabilirsiniz? Genel hatlarıyla bir nezaket mektubuydu. İyi dileklerini bildiren, dayanışma duygularını bildiren ve gerek çözüm sürecine, gerek Rojava meselesine ya da bir diğer anlamda ulusal kongre ve Kürtlerin kendi ulusal birlikleri meselesine atıflar yapan ama detaylara girmeyen bir iyi niyet mektubuydu. Ondan önce kendisine selamı gelmişti. Sayın Zana tarafından bu selam iletildi. O selama bir karşılıktı bu. O mektubu aldık. Leyla Zana arkadaşımız, yoldaşımızla beraber götürdük. Büyük bir hüsnü kabul gördük. Çok sihirli etkiler beklememek lazım. Böyle bir beklentiyle de gitmedik ama umduğumuzun üstünde bir yaklaşımla karşılaştık. Sayın Barzani de Öcalan'a iletilmek üzere bir mektup kaleme aldı. Onu bize verdiler. Biz de Adalet Bakanlığı'na ilettik. Sanırım önümüzdeki günlerde Sayın Zana'yla birlikte tekrar bu görüşmelerin değerlendirmesini yapmak üzere bir ada ziyaretimiz gerçekleşecek. Neçirvan Barzani Bey'le de görüştük. Onun da sürece dönük değerlendirmelerini ve Sayın Öcalan'ın ona mesajlarını ilettik ki bu benim kendisiyle ikinci görüşmemdi. İyi duygularla ayrıldık. Bu meselede ihtilafları abartmamak lazım. Bence bir diğer anlamda ki Sayın Öcalan da böyle düşünüyor. Başlıkları çoğaltmamak lazım. Yani bir günde bunların tümü tüketilebilemez. Ön yargılarla da yaklaşmamak lazım. Bunu gördük. Çünkü herkes ön yargısını cebinde getirdiği zaman fazlaca da bir mesafe almanın imkanı yok. Ortaklık noktalarını ön plana çıkarmak ve kongrenin başlı başına gerçekleşmiş olmasının bile bizatihi büyük bir kazanım olacağını hatırdan uzak tutmamak gerekiyor. Sanırım bu doğrultuda fazla da uzak olmayan bir gelecekte bu konferans, kongre toplanacaktır. Önemli bir konu tabii. Epeyce tartışıldı biliyorsunuz ve ertelendi. Ertelenmesi üzerine de bazı tartışmalar olmuştu o zaman. O nedenle tekrar sorma ihtiyacı hissediyorum. Uzak olmayan bir tarihte dediniz. Herhangi bir tarih vermenizi beklemiyorum tabii ama bu yakın gelecek dediğiniz nasıl? Çünkü siz gitmeden önce şöyle bir mesajınızı gördük. Ne kadar doğru teyit etme fırsatı da olur böylelikle. Ulusal Kongre ile ilgili tarih alıp döneceğiz. Demiştiniz sanırım değil mi gitmeden önce? Evet, mümkünse bir tarih alıp dönmeyi ümit ediyoruz dedik. Halde böyle bir çalışma da yapmaya çalıştınız mı orada yoksa bunu daha sonraya mı ertelediniz? Şüphesiz böyle bir netlikle de dönmeyi isterdik ama zaten kongrenin bir hazırlık komisyonu var. Onlar bu meseleleri yeni biçimiyle ele alacaklardır. Dolayısıyla tarih ancak bu yeni ele alış sürecinin sonunda ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ve bunun ne kadar bir süre alacağını öngöremiyoruz şimdi. Öngöremiyoruz herhalde. Ama gerçekten niyetlerin iyi olduğunu düşünüyorum. Ya da böyle düşünmek istiyorum. Öbür türlüsü bu halkın çektiği acılara, uğradığı sıkıntılara hali hazırda içinde bulunduğu duruma karşı pek saygılı bir yaklaşım olmaz. Çünkü gerçekten bir değerlendirme yapmıştım. Yani Kamışlı'da Yeles'e Nusaybin'deki Kürt üşüyor. Afrin'dekine ayağı taşa değse İstanbul'daki Kürt'ün
gözüne değmiş gibi oluyor. Artık bölgedeki bütün emperyal planlar Kürtler üzerinden gerçekleşirken, Kürtlerin kendi ulusal kongrelerini gerekçesi ne olursa olsun ertelemesi, ötelemesi halk vicdanında fazlaca iyi karşılanmaz diye düşünüyorum. Genel olarak bütün parçalardaki Kürt halkını kastederek söylüyorum bunu. O anlamda bir farkındalık geliştiğini gördük. Bundan dolayı umutluyuz. Yoksa hani elimizde bir bilgi var da bunu temkinlilik icabı saklıyor değiliz. Zaten süreç alabildiğine şeffaf bir şekilde yürüyor. KCK yöneticilerinin buna dair zaman zaman açıklamaları oluyor. Sayın Barzani'nin açıklamaları ve yaklaşımları oluyor. Ama dediğim gibi yani karşıtlıklar üzerinden bu dil kurulmaya başlanırsa herkesin elinde yeterince malzeme var. Ama ortaklıklar üzerinden kurulmaya başlanırsa çok kocaman bir tarih, sıkıntılı bir hal ve muazzam bir gelecek var. Peki tam olarak düğümlendiği yer neresidir? Böyle somut bir mevzu, bir konu var mı? Zaman zaman başka konulardan bahsediliyor çünkü. Yoksa yalnızca Kürtlerden kaynaklanmayan nedenlerden ötürü de mi toplanamayan, yaptığınız değerlendirmeden şimdi evet, bunu çıkartmak da mümkün bir yandan. Bu sebeple de kaynaklanıyor olabilir mi? Yani bölgedeki diğer değişimlerden de etkileniyor olabilir mi Kürt Ulusal Konferansı'nın, kongresinin daha doğrusu? Şüphesiz. Ben spekülatif değerlendirmeler yapmak çok tercih ettiğim bir şey değil. Ama bütün dünyanın gözünü diktiği bir bölgeden bahsediyoruz ve anahtarı Kürt halkı. Böyle bir yerde uluslararası güçlerin meseleye müdahil olmaması, kendi tarafına çekiştirmek istememesi ya da kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istememeleri düşünülemez. Üstelik bu dünyanın bütün kara parçalarında böyledir. Yani sadece Kürdistan'a özgü bir durum değildir. Burada böyle bir durum var. Ama genel hatlarıyla sorunun kilitlendiği yerlerden en önemlisi Rojava'ya olan yaklaşım. Burada da şunu gördük. Rojava'ya dönük çok fazla aşılamayacak farklılıklar yok. Bunu hissettik. Yani dil meselesinde, stratejik yönelimler meselesinde, ittifaklar meselesinde iki farklı görüş var. Bunlar ancak tartışılarak, bir araya gelinerek tüketilebilecek şeyler. Birincisi bu. İkincisi, farklı görüş derken? Yani PYD'nin savunduğu görüşle KDP'nin savunduğu görüş diyelim. Her ikisinin de görüşüne iştirak eden başka Kürt parçalar var. Diyelim KCK PYD'nin düşüncelerini benimsiyor. KDP'nin düşüncelerine yakın duran oluşumlar da var. Birincisi bu. İkincisi delege ve temsiliyet meselesi. Sanırım en kolay aşılacak olan bu olacak. Çünkü orada görünür olmak ve ulusal kongre bir ulusal parlamento değil. Oy çokluğuyla kararlar alınacak, yürürlüğe konulacak bir şey değil. Başka bir işlevi var. O yüzden temsiliyetin 3 eksik 5 fazla olması tarihi bir öneme sahip değil. Sanırım bu engel en çabuk aşılacak engel. Bir diğeri gerek PYD gerek KCK eş başkanlık meselesine, daha doğrusu kadın temsiliyetine ilkesel derecede bir önem atfediyorlar. Bunun her parçada karşılığı ya da herkeste karşılığı aynı şekilde değil ama bu da bir şekilde aşılacak. Çünkü kadınlar bu konuda, kadın hareketleri büyük bir özgüven içerisindeler. Bulundukları yere hiçbir lütufla gelmedikleri için belki burada da bu mücadeleyi vermeleri gerekecek ki en iyi bir şekilde yapabilirler. Onlar adına konuşma hadsizliğine girmeyin ben. Bunu yapmayacak kadar tarihi öğrendim.
Dolayısıyla evet kolay olmayacak ama aşılacak. Çünkü stratejik ittifaklarınız ne olursa olsun bir halk olarak sizi bağlayan bağlar içinde bulunduğunuz kaygan konjonktürden çok daha kuvvetlidir. Biz buna dönük bir farkındalık yapmaya çalıştık ki Sayın Öcalan'ın düşünceleri de bu merkezde. Bundan sonra bu trafik sürecek anlaşılan. Yeterince hiçbir şey anlatmadan uzun uzun konuştum mu Ayşegül Hanım? Bu trafik sürecek mi bundan sonra? Bu konuyla ilgili, ulusal kongreyle ilgili. İcap ettikçe sürer. Yani öyle bir periyoda bağlı değil. Ama anlaşılan o ki Sayın Zan'a bu konuda önemli bir işlev görecek. Sayın Barzani tarafından da yüksek bir kıymet atfedildi. Sayın Öcalan da aynı kıymeti veriyor. Belli ki bir müddet bu iletişim kopuklukları Sayın Zan'a üzerinden aşılacak ve yürüyecek. Peki Erbil'den bakınca çözüm süreci nasıl görünüyormuş? Bunu da muhtemelen konuşmuşsunuzdur. Çözüm sürecini konuşmadığınız bir an olmuyordur diye düşünüyorum sizin. Ya da sizi görenlerin çözüm süreciyle ilgili gelişmeleri sormuyor olması mümkün değil. Orada da konuşulmuştur herhalde. Konuşuldu mu, nasıl görünüyor? Şimdi aslında tam da bu ulusal kongre çözüm süreciyle birebir bağlantılı bir şey. Çünkü eğer böyle bir Kürt Ulusal Birliği işlevsel olarak hayata geçirilmiş olsaydı hükümet Rojava'ya bu kadar şey davranamazdı. Saldırgan davranamazdı. İçeride bu kadar ağırdan alamazdı. Yani hepi topu doğuştan sahip olunan hakların ve demokratik siyaset yapma hakkının üstelik gasp edilmiş bu olan hakların iadesiyle çerçevelenmiş bir süreç var. Bu konuda çok yalnızlaştırılmaya çalışılıyor Kürt halkı ve bu uğradığı ilk kötü muamele değil. Önce kriminalize edilmesi, sonra yalnızlaştırılması, onun bir taraf olarak onun ve temsilcilerinin, onun siyasal önderliğinin güçsüz gösterilmesi ilk uğradıkları muamele değil. Konferans tam da bu anlamda çok önemli bir işlev görebilirdi. Dolayısıyla çözüm sürecini konuşurken hem Sayın Barzanilerle hem diğer yaptığımız görüşmelerde meselenin bu bağını anlatmaya çalıştık. Çözüm sürecini destekliyoruz. Bu laf kendi başına bir anlam ifade etmiyor. Kim sarf ederse etsin. Çözüm sürecinin karşılığı savaş zaten. Savaşı kim isteyebilir ya da kim istiyor görünebilir. Çözüm sürecini desteklemek peki ne, nasıl olur? Destek beyan etmek sözlü olarak şüphesiz hoş ve kıymetli. Ama pratikte bir şeye dönüşmesi lazım. O yüzden işte kongreyi toplamak çözüm sürecine en nitelikli katkılardan birini yapmış olmaktır. Mesela destek böyle olmalı. Onun için çözüm süreciyle bağını böyle kurduk. İçerideki gelişmelerle ve çözüm sürecinin vardığı aşamayla ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Gözlemlerimizi aktardık. Genel olarak bunlar konuşuldu. Ben bu arada ses gidiyorum. Peki, tamam, pekala. Siz o zaman için çayınızı şöyle devam edelim. En son yaptığınız görüşmeden sonra, İmralı'da Öcalan'la yaptığınız görüşmeden sonra gelen açıklamalar ve Öcalan'ın mesajı kamuoyunda da sizler tarafından da bir uyarı niteliğinde kabul edildi. Epey bir süredir aslında altı çizilen bir konu yeniden gündeme gelmiş oldu. Evet. Bir hukuki çerçeve kazandırmak, bir yasal altyapı oluşturulması. Ama bu arada Pervin Buldan da siz de şöyle bir açıklama yaptınız. Hani ilk kez kullandığı kelimeler oldu Öcalan'ın. Bu farklılık neydi? Son görüşmenin diğer 15 görüşmeden nasıl bir farkı vardı? Sayın Öcalan hiç sürecin başlatan olduğu için bitimine dair
bizler de dahil başkalarının söz söyleme hakkı, ruhsatı, yetkisi yok. Ama bugüne kadar bitirme lafını hiç telaffuz etmemişti. Sürekli devlete yeni açılımlar, yeni zeminler sunma, yeni pencereler açma. Hani burasından yapamıyorsanız burasından ele alabiliriz meseleyi diye kolaylaştırıcı, geliştirici ve yaratıcı bir takım seferberlikler içerisinde gördük. Ve hep umutluydu, hep coşkuluydu. O umudunu ve o coşkusunu yine koruyordu son görüşmemizde. Fakat artık ilk defa bu aymazlık sürerse, devlet bu ciddiyetsizlikle yaklaşmaya devam ederse, devletten mazeret bitmiyor, dün başka bir şey, bugün seçim, yarın bir seçim daha, öbür gün bir seçim daha, bu ülkenin büyük barışını ve en büyük meselesini çözecek bir büyük barışı sürekli böyle bir geciktirmeyle ele alırsa benim yapabileceğim fazlaca bir şey kalmaz lafını ilk defa telaffuz etti. Ve bunun çok net bir uyarı olduğunun da altını çizdi. Sırrı Bey, bu nasıl anlaşılmalı? Ne demek? Siz nasıl doldurursunuz mesela bir cümlenin altını? Bundan şunu anlıyoruz. Seçime ertelenmemeli. Nitekim bu söylendi. Zaten 30 Mart'a kadar da verilmiş bazı konularla ilgili süreler olduğu dile getiriliyor ama benim yapabileceğim bir şey kalmaz demek nasıl anlaşılmalı? Şöyle anlaşılmalı. Şimdi Sayın Öcalan'ın durumu ne? Bir ağırlaştırılmış müebbete mahkum. Peki siz onunla ama bu meseleleri görüşüyorsunuz. Üzerindeki tecridi kaldırdınız. Siyasi heyetlerin görüşmesine ve kendi örgütüyle haberleşmesine zemin sundunuz. Tamam. O zaman mahkum değil, o zaman bir muhatap. Fakat bunu yasal bir çerçeveye oturtmadığınız zaman fırsatçı, günü kurtarmaya dönük bir yaklaşım gibi görünüyor. Ne deniyordu? Silahlar sussun. Bir yılı geçti, bir tane silah patlamadı. İyi ki de patlamadı. İnşallah sonsuza kadar da patlamaz. Hı hı. O halde neyi bekliyorsunuz? Süreci itibarsızlaştırmak için de söylenmedik laf kalmadı. Keceke dinlemez dedi, dendi. Böyle bir şey olmadı. Sayın Öcalan'ın barış iradesine güç katmak, güçlendirmek ve onun etrafında, yanında sımsıkı durmak, tavizsiz durmak gibi bir tutumu bugüne kadar hiç bozmadılar. Tam tersine provokasyonlar oldu. Sakinelerin katledilmesi, Gever'deki olaylar, Lice'deki olaylar. Buna rağmen bu barış iradesinin ve demokratik çözüm perspektifinin tahkimatını yaptılar. Bunu zayıflatacak herhangi bir şeye alan açmadılar. O zaman bütün bu propagandalar boşa çıktı. Efendim halk ya da işte parlamento ya da bırak onu, kendi siyasal partimiz daha her şeye tam hazır değil, işte bu bir süreç meselesidir falan filan dendi. En büyük kale buydu, sığındıkları kale. Ama 17 Aralık'tan sonra bıçağın hafifçe ucu kendi etine değince süratle özel yetkili mahkemeler kaldırılabiliyormuş. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Bunun ellerindeki davalar sürdürülebilir, sürdürülecek ama yeni davaya bakmayacaklar düzenlemesine geldiği zaman. Şöyle benzetmeler yapmıştık. Yani bu ilaç zehirli. Bundan sonra kimse içmesin. Ama halihazırda bu ilacı içenler
zehirlenmeye devam edebilirler. Böyle bir garabetti. Tutukluluk süreler. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Niye bu kadar uzun? Yargılama bir garabet de ondan. Yani sağlıklı elde edilmiş deliller sağlam hukuki zeminler üzerinden yürümüyor ki. Politik olarak görülmeyen bir tane dava yok. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Oyalayarak tutukluluğu bir cezaya, fiili cezaya dönüştürerek süreci götürmeye çalışıyorlar. Hasta tutsaklar. Yasal hakları artık söylemekten mecal bitti. Sayın Öcalan'ın en çok öfkelendiği meselelerden de birisi buydu. Yani bu konuda artık cümle kurmak bile anlamsız, çünkü kurulacak bütün cümleler kuruldu. Kanuni hakları bu mahkumlara kullandırılmıyor. Ve dikkat ettiyseniz kecekeli tutsaklar için konuşmuyoruz. Hasta tutsaklar genel bir başlık altında. Bu ülkede adli tıptan geçerse kolluktan geçmiyor, kolluktan geçerse savcıdan geçmiyor. Bu insanların fiilen Azrail'i olmayı üstlenmiş mekanizmalar var. Böyle. Peki araya gideceğiz ama aradan önce bir soru daha sorayım. Birazcık daha yoracağım. O da şu, yasal çerçeve derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Şu sebeple işte Öcalan'a gidiyoruz, geliyoruz. Demek ki sıradan ağırlaştırılmış, hapse mahkum edilmiş herhangi biri değil dediniz. Çünkü bir süreç var ve bu sürecin muhataplarından biri. Ne yapılması gerekiyor? Tam olarak bir müzakere ve barış yasası çağrısı var. Evet. Bunu konuşacağız, biraz daha detaylıca sormak istiyorum bunu ama ilk başta, başlangıçta ne yapılması gerekiyor? Şimdi son görüşmemizde Sayın Öcalan buna demokratik bir sözleşme tanımı getirdi. Bir demokratik sözleşme nasıl olur? En az 100 tane yol sayabiliriz. Yeter ki gönül indirelim böyle bir şeye. Bununla ilgili bir bakanlık kurulabilir. Ya da mevcut bakanlıklardan birinin görev tarifi içerisine bu eklenebilir. Hı hı. Bu eklendiği zaman bunun bu diplomasiyi yürütme biçimi, bu konudaki muhatapları ve kullanılacak yöntemler yasada tarif edilir. Tarif edilince neler olur? Peki niye bu kadar önemli? Hı hı. Bir, denetime açık hale gelir. Şimdi 40 bin türlü tezvirat yapılıyor. Hı hı. Niye? Süreç herkes tarafından yeterince görülmediği için, görülemediği için isteyen istediği tarafından çekiştirebiliyor süreci. Dolayısıyla bunu önlemenin yolu yasal bir zemin ve denetlenebilir bir hale getirmek. Çünkü yasal olunca bunun denetim mekanizmaları olur. Başka ne olur? Yaptırımı olur. Kim bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmezse... Bir üçüncü göz anlamında bunlar, mı söylüyorsunuz bunu? Elbette bu da bu mekanizmayla düzenlenecektir. Yani her ne yapılacaksa bir yasallık atfedilerek, sağlanarak, atıf olma sağlanarak yapılmak zorunda. Bu olmasa meclisten bakanlık şart da değil, bir yasa çıkarılabilir. Biz büyük barışımızı yapıyoruz. Mecliste bir komisyon, her siyasal partinin ya da isteyen siyasal partilerin üye vereceği bir komisyon bu süreci izleyecektir meclis adınadır. Bu da bir yasal çerçevedir. Sayın Öcalan tarif edilir burada. Ne olarak görüşüyorsunuz diye. Şimdi yarın devlet bu süreci bitirdik dese bir tane şahidi bile yok. Yani onun için yasal çerçeve, yasal çerçeve diye tutturmamız bir şımarıklık değil. Yakıcı olarak en çok ihtiyaç duyulan mesele olduğu için ve tek güvencesi, yoksa süreç birilerinin paşa gönlüm kriterleriyle yarın öbür gün sıkıntıya sokulabilir. Nereden yaptırım uygulayacağız, ne diyeceğiz, birbirimize bağırıp çağıracağız.
Türkiye halkına, genel olarak bütün halklara faturası çok ağır olur. Hiçbirimiz altından kalkamayız. Hiçbirimiz. Elimizde böyle bir altın fırsat var. Bak, sizin canınız yandığında süratle demokratikleşebiliyormuşsunuz. Hiç o zaman halk hazır değil falan filan gibi gerekçeler ortalıkta uçuşmuyor. Bir gecede hidayete erebiliyorsunuz özel yetkili mahkemeler meğer. Ne kadar hukuksuz bir şeymiş. Hem bunu yapacaksınız, hem özel yetkili mahkemelerin bugüne kadar tesis ettiği hükümleri sorgulamayacaksınız. Yani bunu bir ilkokul çocuğuna birisi anlatmaya çalışsa muhtemelen palyaço durumuna düşer. Gülünce olur. Bak evladım, bu mahkemeler kötüymüş, biz kaldırdık. Peki amca, bunlar bu zamana kadar bir sürü kötülük yapmışlar. Onları ne yaptınız? Tamir ettiniz mi diye sorarsa biri. Bir bu çocuk aklına ne cevap vereceğiz? Kısa bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Aradan sonra peki neden bu kadar çok ayak direniyor buna? Niye yapılmıyor? Evet. Halbuki sürecin teminatı olabileceğini söylüyorsunuz. Evet. Böyle bir yasal çerçevenin, onu soracağız. Süreden önce söyleyeyim. Buyurun. Süreden sonra millet belki başlangıcına yetişemez. Bu çok çirkin bir rehin tutma, rehin alma, ipotek koyma anlayışıdır da ondan. Ayrıntılarını aradan sonra konuşuruz. Kim neyi rehin alıyor soracağım. Eyvallah. Kısa bir aradan sonra.